Herkese selam, ben Melis. Hepiniz YouTube kanalıma ve yepyeni bir videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni ürünler denemeye devam ediyoruz. Bir önceki alışveriş videosunda var olan göstermiş olduğum ürünleri denemeye devam edeceğiz. Cildimi görüyorsunuz. Yine çok iyi bir durumda değilim. Uyanalı böyle 1-2 saat oldu ama gözaltılarım mosmor. Hepsini birlikte hallediyor olacağız. Ve şu an en popüler makyajlardan biri olan Pumpkin Spice Latte make-up yapmaya çalışacağım. Böyle birazcık daha turuncular, kahveler, daha sonbahar tonlarında bir şeyler yapacağız. Birçok ürün yeni ama yeni ürünler yoksa da sevdiğim ürünleri sizlere gösteriyor olacağım. Hadi o zaman lafı fazla uzatmadan ve benim bu görüntüme daha fazla tahammül etmeden videoya geçelim. Videoya geçmeden önce minicik bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Eğer beni seviyorsanız, beni takip etmekten hoşlanıyorsanız ya da bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa lütfen destek olmak için kanala abone olmayı, bu tarz içerikleri sevdiyseniz de bir like atmayı unutmayın diyorum. Ve şuraya bir yere getireceğim Instagram adresimden de beni takip ederseniz orada daha aktifim. Anlık paylaşımlar içerisindeyiz. Lütfen beni oradan da takip etmeyi ihmal etmeyin diyorum. Ve haydi o zaman makyaja başlayalım. İlk olarak geçen videoda da kullanmış olduğum bu Revolution Pro'nun Miracle Cream isimli ürününü kullanacağım. Ben bunu bayağı sevdim. Videodan sonra da birkaç kez deneyimledim. Yani günlük rutinime de eklemeye başladım. Çünkü fondötenlerin böyle bazen yoğun kıvamlı ya da kuru kıvamlıysa çok çok iyi geliyor. Onların yapısını böyle daha yumuşatıyor. Cildimdeki şu pütürlere dolmalarına engel oluyor. Kremimizi sürdük. Ben bunun altına pek de fazla nemlendirici uygulamamıştım. Bu krem aynı zamanda cildimin nemlenmesine de yardımcı oluyor. Şimdi asıl denemek istediğim makyaj bazımıza geldik. Pastel'in Grassy Glow'u. Ben bunu bir kere kullandım. Bu arada bu ürün çok hızlı biter arkadaşlar. Bir kere kullandım ve bu kadarını yemişim. Ama güzel bir ışıltı veriyordu. Eğer böyle makyaj altınızda ışıl ışıl bir cilt görünümü seviyorsanız uygun fiyatlı bazlardan bir tanesi. Zaten herkes de görmüşsünüzdür. Hemen özellikle şu elmacık bölgelerime bol bol uygulayacağım. Böyle altın yansımalı bir baz. Yoğunluğu elmacık bölgelerime verecek şekilde cildime yayıyorum. Bazımızı uyguladık. Umarım net gözüküyordur. Böyle bir cam cilt etkisi verdi. Işıltıyı görebiliyorsunuz. Bu böyle şimdi kullanacağım fondöten bir tık daha mat yapılı olduğu için alttan şahane güzel bir yansıma yaratacak. Makyaja fondötenimize devam ediyoruz. Clinique'in Even Butter fondöteni var bende. 16 buff rengi. Bunu iki kere denedim. Eğer cildiniz kuru yapılıysa, yani bayağı kuruysa sevmeyebilirsiniz. Çünkü böyle yarı mat diyebileceğim kıvamda bir fondöten ve bir süre sonra kuruluklara dolma yapabiliyor. Pütürleri belli ediyor. Ama karma ya da yağlı yapıda bir cildiniz varsa bence severek kullanırsınız. Ben karma yapıda bir cilde sahibim. Altında gördüğünüz gibi ışıltılı bir baz ve nemlendirici etkili bir kremle severek kullanıyorum. Işıltılı bir baz kullanmamın nedeni de böyle birazcık daha ışıltılı bir görünüm istiyorum bugün. Yoksa normalde ben mat halini, yani daha doğrusu nasıl diyeyim, böyle cildinizden birazcık mat gibi duruyor. O halini de gayet seviyorum. Böyle espresso make-up'larda falan mat cilt görünüm oluyor ya, onlar için güzel bir ürün. Ya da yazın kullanmak için de önerebileceğim güzellikte bir ürün. Çünkü ben yazın böyle ışıltılı fondötenleri seviyorum ama bir yerden sonra kusma yapıyorlar. Bu tarz ürünler daha ideal oluyor. Hemen fondötenimizi de uygulayalım. Bu arada bu üründen az bir miktar almanız yeterli oluyor. Çünkü kapatıcılığı ortadan yükseğe doğru giden bir kıvamda. Yani çok fazla uygulama yapmanıza lüzum yok. Ben en sevdiğim fondöten fırçam da bununla. Shita'nın açılı fondöten fırçası diye geçiyor olması lazım. Onunla uygulama yapıyorum. Fondöteni fırçayla uygulayıp üzerinden süngerle geçtim. Ben her fondötende aynı işlemi uyguluyorum ki yani o fırça izleri gitsin diye. Şu an altındaki bazla görünümünü görüyorsunuz. Işıltılı bir yapı oldu. Tek başına da bir başka videoda mutlaka uygularız. Daha mat bir görünüm elde ediyoruz. Eğer sarı alt tonluysanız da bu renk size de gayet güzel olacaktır.
Ve şimdi kapatıcı adımına geçiyorum. Benim en sevdiğim kapatıcılardan biri olan NYX Bare With Me Concealer'ı kullanıyorum. Bana genelde rengimi soruyorsunuz. 02 Light rengini kullanıyorum. Ama bir sonrakinde 03'ünü alacağım zannediyorum. Vanilya rengi. Birazcık daha aynı renk olsun istiyorum cildimle. Concealer'ımı sürüp böyle yarı dağıtıyorum ve bu süre zarfında böyle 1-2 dakika bekletiyorum. Hem concealer cildime daha iyi nüfuz ediyor ve birazcık olsun sabitlenmeye başlıyor. Sonrasında ise süngerimle tam oturtuyorum. Daha az çizgilerime doluyor böyle yaptığımda. Siz de bir deneyebilirsiniz. Süngerde kalanlarla da göz kapağımdan geçeceğim. Bir böyle far bazı oluştursun diye. Göz kapaklarımı ve göz altımı çizgilere dolmaması için transparan bir pudrayla sabitliyorum. Ben Kiko'nun Finishing Powder olarak geçen ürününü kullanıyorum. Şöyle transparan bir ürün. Makyaj biraz daha böyle sıcak tonlardan oluşacağı için sıcak bir kontürleme bronzer işlemi uygulayacağım. Bunun için de sevdiğim ürünlerden biri olan Kiko'nun bu hem bronzer hem kontür ürünü olarak geçen ve bendeki de 02 numara olan ürününü kullanacağım. Çok kötü durduğunun farkındayım ama akıtma yapıyor. Böyle birer noktada göz kapağıma konduruyorum. Boyutlandırma işlemimizi yaptık. Şimdi sıra geldi renklenmeye. İlk olarak bu geçen videomda görmüş olduğunuz paletin yeşiliydi. Bu da turuncu versiyonunu aldım. Ondan çok memnun kalınca. Şuradaki rengi tüm göz kapağım böyle eşitlesin diye bir geçeceğim. Böyle kocaman bir fırçayla. Ve bunu kaş altıma kadar getiriyorum. Böyle bir baz renk atıyorum. Renk çok güzel bu arada. Sonrasında altındaki renkle kriz bölgemden birazcık geçiyorum. Gözlerime çok hafif daha turunculuk eklemek istediğim için Biolis'in bu paletine geçiyorum. Ve buradaki turuncuyla şurada görmüş olduğunuz böyle kahve turuncu alt tonlu bir renk var. Onları karıştırıp yine kriz bölgemden geçeceğim. Biraz daha dış köşelere doğru geçiyorum bunu. İstediğim turunculuğu elde ettim. Şimdi göz kapağımın üstüne şuradaki simli olan böyle şampanya ama biraz daha turuncuya dönük rengi geçiyorum. Bunu parmağımla geçeceğim. Bu renk gerçekten güzel. Aynı büyük karıştırma fırçamla üst bölgeleri dağıtıyorum ki daha homojen dursun. Şimdi kirpik diplerime de birazcık kahvelik katmak istiyorum. Onun için de buradaki acı kahveden geçeceğim. Şöyle ince uçlu bir fırçayla minik minik dokunduracağım. Alt kirpik dibimden de buradaki en başlı kriz bölgemize uygulamış olduğumuz böyle turuncumsu kahveyi geçiyorum. Ama çok çok az. Zaten fırçamda da koyu kahve vardı. Şöyle size uyguladığımız farları yakından da göstereyim. Ben bayağı sevdim geçişleri. Şimdi sıra geldi bol bol maskarada. İlk olarak Essence'ın maskara bazını uygulayacağım. Ama bu makyaja bence kahverengi maskara daha iyi yakışır diye üstüne de Maybelline Sky High'in kahverengisinden geçeceğiz. Maskara bazımı sürdüm. Sıra geldi kahverengi rimele. Maskaramı iki kat olacak şekilde uyguladım. Bence kahverengi maskara gerçekten yakıştı. Şimdi sıra geldi birazcık parlamaya. MAC'in Soft and Gentle'ını kullanıyorum. Böyle sarı alt tonlu, şampanya tonlu bir aydınlatıcı olduğu için bence turuncu makyajlarda güzel duruyor. Ve birazcık da böyle göz pınarlarıma fırçayla geçiyorum. Çok hafif de içeri doğru taşırarak geçiyorum.
Bu makyaja en çok yakışacağını düşündüğüm allığım Quatra'nın bu Calendula Glow rengini kullanıyorum. Bu böyle turuncu ama ışıltılı bir ton. Bence bu makyaja çok yakışacak. Zaten bunu hem dudakta hem yanakta hem de far olarak kullanabiliyorsunuz. Genelde bunu böyle minik fırçalarla ve Duo Fiber'la kullanıyorum. Pigmentli de bir ürün, aşırı almayın. Dudaklarla devam ediyoruz. Dudaklarda nude dudaklar yapacağım çünkü bence yeterince renklendik. Ama birazdan sıcak alt tonlu bir nude yapacağım. Bunun için de MAC'in Strip Down isimli dudak kalemiyle dudağımı birazcık dışarıdan olacak şekilde çerçeveliyorum. Bu daha sıcak alt tonlu bir kahve. Dudak kalemimi çok hafif parmaklarımla dağıtıyorum. İçine ise Bobbi Brown'un bej renkli rujunu uyguluyorum. Ve makyajımız tamam. Bitmiş hali bu şekilde oldu. Hemen yakınlaşıyorum. Nasıl buldunuz? Ben bayağı sevdim. Bu tonlarda genelde çok makyaj yapmıyordum. Bir aralar üniversite zamanı full bu tonlarda makyaj yapıyordum. Sonrasında zaten böyle farla uğraşmayı bayağı bıraktım. Ama şimdi yapınca hoşuma gitti. Siz neler düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Bir sonraki yeni ürünler deniyoruz videosunda. Görüşmek üzere. Lütfen beni sevdiyseniz kanala abone olup yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.